Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz malum yakıt fiyatları çok yüksek. Peki hangi araçlar daha az yakıyor? Az yakan arabaları herkes arıyor arkadaşlar. O araçları almak istiyorlar. Ben de sizler için hangi araçlar daha az yakıyor, onların hakkında bilgiler vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak en az yakan araçlarımızdan bir tanesi Peugeot 208 Blue Diesel arkadaşlar. Bu aracımız gerçekten çok az yakıyor. Ne kadar yakıyor diye soracak olursanız 100 kilometrede 3 litrelik bir yakıt kullanımı sunuyor. Tabi bu fabrika verisi arkadaşlar. Gerçek tüketimde de farklılıklar var. O da yaklaşık olarak 4.2 litre civarında bir değere tekabül ediyor. Peugeot 208 bildiğiniz gibi bu araçta çok seviliyor. İkinci sırada arkadaşlar Volkswagen Polo var. 1.4 dizel Blue Motion aracımız. Bu aracımız da gerçekten bu motora göre az yakıyor. Bu aracımız da 2014-2015 yıllarında üretilen bir araç. Bu motoru o araçlarda bulabilirsiniz. 3.1 litrelik bir yakıt tüketimi var arkadaşlar fabrika verisinde. Normalde ise 4.5 seviyelerine göre çıkabilir. Ama tabi bunlar kullanıma da bağlı. Bazı insanda 4.5 olurken bazı insanda 3.8 bile olabiliyor. Ama bu aracın çekişi vesaire her şeyde oldukça iyidir. Geçelim bir diğer aracımıza. Bu aracımızda da Opel'den Opel Corsa var arkadaşlar. Yine 1.3 dizel aracımız. Bu aracımızda 2015-2018 yıllarında üretildi. 3.1 litrelik bir yakıt tüketimi var. Bu da listemizin 3. sırasında yer alıyor arkadaşlar. Ortalamada yani gerçek bir değerde de 4.4.1 litre civarı yakıt tüketimlerine bu araçta ulaşılabilir. Ama şu zamanda bu yakıt fiyatlarında bence oldukça makul. Geçelim bir diğer aracımıza. Bir diğer aracımızda ise Peugeot var. Yine Peugeot 308 Blue Diesel yine aynı. 208'deki motorun aynısı arkadaşlar. O yüzden bu araçta oldukça az 2014 ile 2017 yılları arasında da bu araç üretilmiş. 3.1 litrelik bir yakıt tüketimi var fabrika verisine göre gerçek tüketimde ise 4.2 4.4 civarında bir yakıt tüketimi bu araçta görebilirsiniz bir diğer aracımız da arkadaşlar Hyundai'den Hyundai i20 1.1 motor hacmine sahip aracımız bu aracımızda 2014-2018 yılları arasında üretildiği fabrika verisinde 3.2 litrelik bir yakıt tüketimi görüyoruz gerçek değerlerde ise 5 litreye doğru çıkıyor motor hacmi düşük olduğu için bu araç bir tık daha fazla yakıyor diyebilirim o yüzden arkadaşlar bu araçta oldukça makul gözüküyor bu fiyatlarda Geçelim bir diğer aracımıza, bir diğer aracımız Skoda'dan Skoda Octavia 1.6 dizel arkadaşlar. Bu aracımız motor olarak, çekiş olarak inanılmaz güzel zaten 1.6 dizeli. Herkes bilir 2014-2015 yıllarında bu araç üretiliyor. 3.2 litrelikte bir yakıt tüketimi var Gerçekte de 4.5-4.3 litrelik bir yakıt tüketimine de bu araçta ulaşabiliyorsunuz. Motoru dediğim gibi muhteşem arkadaşlar. Uzun yolda bu aracı kullanan varsa zaten bu farkı hissediyordur. Geldik arkadaşlar bir diğer aracımıza. Bir diğer aracımızda ise Ford Fiesta var. Bu da 1.6 dizel. Bu aracımızda 2015-2017 yıllarında üretilen modellerinde 3.2 litrelik bir yakıt tüketimi fabrika verisi. Yine gerçekte 4.7 litrelik bir yakıt tüketimine ulaşıyoruz. Yani 1.6 olması bu aracın gerçekten çok performanslı olmasına sebebiyet veriyor. Şehir içi kullanımda da mükemmel bir etkileşimi var tabii ki de. Yakıt tüketimi olarak da bu araç çok talep görüyor arkadaşlar. Geldik son aracımıza. Son aracımızda arkadaşlar Renault Clio var. Bunu zaten herkes bilir. Oldukça da popüler bir araç Renault Clio. Bu aracımızda da arkadaşlar fabrika verilerinde 4.3, 3.2 litre ortalamada arkadaşlar böyle 3.8 litre bir tüketim gözüküyor. Ama tabii kullanıma bağlı değişiyor. ortalamada bu araçta çok böyle bassanız da arkadaşlar 5.5 litre civarı görebilirsiniz. Ama makul kullanan bir arkadaşlar 4.8 civarında bir yakıt tüketimi görebilir. Bu aracın da çekişi oldukça iyidir. Biliyorsunuz kullananlar varsa zaten yorum kısmından yazabilirler. Evet arkadaşlar bu araçlarımız gerçekten şu zamanda alınabilecek yakıt tüketimi arasından çok mantıklı araçlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yakıt tüketiminde bu fiyatlarda hangi araçları tercih edersiniz hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda malum pahalı yakıt tüketimlerinde sizlere en az yakan araçları sundum. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.